Ne olursa olsun anne baba hakikaten bulunmaz bir nimet. Fakat biz kendimiz aynı konuma gelmeden ya da bir olay başımıza gelmeden o olaya nasıl bakıyorsak dışarıdaki vatandaş da aynı gözle bakıyor. Yani işte sıkıştığı zaman veririz seni huzurevine gibi bir şeyler söylüyor. Ancak ne olursa olsun anne babaya evde bakmak kadar güzel bir şey yok. Çünkü onu yerinden, yuvasından koparıp geliyorsun. Peygamberimiz demiyorum ki ananız, babanız yanında öf bile demeyin. Yani bu onların hayır duasını almak varken, onları buraya göndermek kadar, yani buraya göndermek derken burada belki evlerinden daha çok hizmet görüyorlar. Daha çok rahatlar. Ama aile ortamı daha bir bambaşka. Yaşanmışlık izleriyle çevrelenmiş, pırıl pırıl gözleriyle artık mutlular. Ve tüm duaları onlara bu sıcak yuvayı sağlayanlara. Burada gerçekten kalan her yaşlının değişik, ayrı bir hayat hikayesi var. Yani onlarla konuştuğumuz zaman hepsi bunları dile getiriyorlar. Ama ortak yönleri var. Burada bulunmalarının nedeni ortak yönleri. O da maalesef çocukları tarafından, özellikle çocukları tarafından, hatta oğullarının eşleri tarafından ki ağırlıkta bunlar oluyor, istenmemeleri ve huzur evine gelmeleri. Bunu da tabii bu yaşta burada kalmaya ya da burada bulunmayı bir türlü kabullenemiyorlar. Yani alışamıyorlar. İlk geldikleri zaman bayağı bir sıkıntıları oluyor. Zamanla alışıyorlar ama buraya gene de burada biz bunları mutlu edemiyoruz yani. O geldikleri ortamı arıyorlar yani. Birisinin böyle yatalak bir babası var evde. Eşiyle birlikte tabii o babasına bakıyorlar ama eşi artık en son diyor ki bu evden diyor ya babanız gider, yani baban gider ya da ben giderim diyor. Bir de oğlu var ailenin. Tabii kişi eşinin gitmesini göze alamadığı için, yani aile bütünlüğünü bozmayı göze alamadığı için en son kendine göre bir çare buluyor. Daha önce işte avcılık falan yaptığı için bir dağ başında bir kulübesi varmış, böyle avcılıkta kullandığı bir kulübesi. Orası aklına geliyor. Diyor ki ben diyor babam diyor oraya diyor birkaç eşyayla yerleştireyim. Hem diyor babamı terk etmemiş olurum. Orada diyor bakımını sağlarım. Hem de diyor yani eşim de evden ayrılmamış olur diyor. İki taraflı bu şekilde diyor bir çözüm kendine göre buluyor. Böyle bir kış günü babasını alıyor arabaya. Babasıyla giderken oğlu da merak ediyor tabi. Diyor ki baba diyor ben de geleceğim diyor. Ya yani nereye gidiyorsanız diyor. Oğlunu da alıyor. 12-13 yaşında bir oğlu. Bunlar dağ başındaki kulübeye geliyorlar. Kulübeye. Kulübe yani böyle yıkık virane bir yer. İşte kıyıdan köşeden kar giriyor tipi var içeriye. Isınmayla ilgili herhangi bir şey yok. Bu evden getirdiği işte yer yatağını falan atıyor. Babasını yerleştiriyor oraya. Yanına birkaç parça eşya koyuyor. Diyor ki baba diyor ben diyor tekrar geleceğim diyor. Tekrar oradan çıkıyor. Oğluyla birlikte dönerlerken oğlu diyor ki oğlu işte ne diyor yani. Baba diyor yani dedem diyor orada ne yapacak diyor. Yani orada diyor niye dedemi orada bıraktık diyor. Tabii bir türlü oğluna açıklama yapamıyor. Yani evde annen istemediği için işte deden oraya bıraktık diyemiyor. Bu sefer oğlu diyor ki baba diyor o zaman diyor sen yaşlanınca diyor ben de seni mi bırakacağım buraya diyor. Şimdi bu tabii o kişide bir şey oluyor yani geri dönüşüm oluyor. Bir orada duruyor, tekrar arabayı geri çeviriyor, kulübeye geliyor. Kulübeye gelince babasını tekrar almak için kucakladığında babası ağlıyor, kişi de ağlıyor, kişi de ağlıyor. Babasının şu cevabı var orada, diyor ki oğlum diyor ben geleceğini biliyordum diyor. Ben diyor babama yapmadım ki diyor, sen diyor bana yapasın diyor. Tekrar oradan babasını alıyor, tekrar eve dönüş yoluna geçiyorlar, eve geliyorlar. Yaşanmışlık izleriyle çevrelenmiş, pırıl pırıl gözleriyle artık mutlular. Ve tüm duaları onlara bu sıcak yuvayı sağlayanlara.
Burada bir tane yaşlımızın gerçekten bir kalbini kazanmak her şeyi unutturuyor. Ben o bilinçle, o şuurla çalışıyorum. İlk geldiğimde tabii biraz farklı düşünüyordum ama işin içine girince toplumun büyük bir kesimini temsil eden yaşlılarımızı mutlu etmek görevim üzerinde kalıyor gerçekten. Tabii ki her yaşlımız buraya hayatının sonunda değil de mecbur kaldığında gelsin ve yine gitsin. Öyle de olabiliyor. Sosyolojik nedenlerle belli zamanlarda gelip yani sadece konaklama yeri olarak kullansınlar istiyoruz. Yani hayatlarının burada sona ermesini istemeyiz aslında. O da olabiliyor. Bu da sona erebiliyor hayatları. Onların için de hayatlarının sonunda bir güzel bir etki bırakmak, onları mutlu yollamak tabiri caizse niyetimiz. Bunlar maddi bir beklentisi yok. Zaten devletimiz sağ olsun, Allah razı olsun, bu insanlarımız ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ama bunların esas görmek istedikleri şu: birinci derecede sevdiklerini, evlatlarından, kızlarından, oğullarından ilgi bekliyorlar. Ben de bu kardeşlerimize, bu yakınlarımızın, buradaki kalan sakinlerimizin yakınlarına şunu söylüyorum. Aman şu güzel fırsatı hayattayken ah çekmemek için, pişman olmamak için bunu iyi değerlendirmelerini istiyorum. Çünkü nasıl ki yani bu günlerin gençliği varsa yaşlılarımız da bizim bir yönüyle hazinemiz, manevi hazinelerimiz bunlar. Kesinlikle bu insanları göz ardı etmeyelim. Onların kalplerini, gönüllerini kazanalım. Sadece bayramlarda değil, fırsat buldukça. Şimdi gözden ırak olan gönülden de ırak oluyor. İnsan her akrabasıyla, anne babasıyla da olsa görüşmeye araya belli bir mesafe giriyor. Biz bile bir yakınımızla bir süre görüşmesek ön yargılar araya giriyor. Ya o beni işte sevmiyordur, beni eleştiriyordur, bana kızıyordur. Bunlar ortaya çıkabiliyor. Hani evlatların yapacağı aslında babamdır, annemdir veya işte daha büyükse dedemdir, ninemdir deyip her zaman onların aramasını beklemeyip biz de her zaman küçük büyüğü arar. Aramak, sormak, her zaman yanında bulunmak, terslese dahi, git dese dahi o gel demektir. Hani bir sevgilinin sevdiğine naz yaptığı gibi bir nazdır aslında, yaşlı nazıdır. Her zaman yaşlısının tanıdığı, işte babasının, dedesinin yanında olması gerekiyor. Yani son anına kadar git dediği zaman bile o gel diyordur. O yüzden hiçbir zaman ellerini bırakmamaları gerekiyor aslında. Hayatın bir parçası olsa da hüzün, koca yürekli asırlık çınarların omuzlarında tonlarca ağırlığında. Tell me.